şey. Şimdi Kürşünar'ın çıktığını görüyorum. Kürşünar bir tane headshot yolladı. İlk kanı alıyor ve Kurko glove'u düşürdü. Mükemmel açılışlar bunlar. B tarafında Zisu yeri açığa çıktı bu kamerayla birlikte ve nasıl bir savunma yapacak? Başı belada. Oh. Çok kalabalık var. Zisu'dan güzel bir tek ama devamında Türko müsait pozisyonda bu takası almayı başardı. BBL Esports side'da net bir kontrole sahip artık. Plant da gelecek onlar için ve kalan iki oyuncu Cydrex, Brave hamle yapmaya çalışıyorlar. Cydrex AMD'leri yakaladı, bir can tazelemesi alabilir arkadaşımdan. Yine Türko'nun çok fazla canı yok, onun üstüne doğru gitmeye çalışacaklar birazdan. Atılan bir tane flash bu Türko'nun yakındaki pozisyonu çok etkilemedi ve Türko 3. killini roundta alırken Cydrex kalan son isim ve aslan Power'a başladı. Şimdi ortaya doğru yönelecek ki ortada da Sage var. Power'a bundan bir haber olabilir ama kili çıkardı. İlk fark eden o rakibini, ardından içeri girmeye çalışıyorlar BBL oyuncular ama buradaki yetenekler onlar adına büyük bir engel ve side'daki ilk kili de Easy çıkarmış oldu. 4v4. 4v4 ve A tarafında açılmış bir oyuncu var orada, Zisto. A tarafının boş olduğunun bilgisini takım arkadaşlarına verdiği için şu an B'de oyunun olduğunu biliyorlar ve B tarafı hızlandırılacak gibi ve split gelecek gibi. Power'a kamerasıyla birlikte kimseyi göremedi. AMD'ler şimdi sarsmasını kullanıyor. Sarsmayla birlikte ilerleme kararı BBL tarafından 3 kişilik savunmanın üzerine gidiyorlar. Burada Power'a tespit edilse ve skor çıkaramıyor. AMD'lerden 2 tane skor. Power'a skoru bulan oyuncu ve Zisto tek başına kaldı. BBL bonusu da kazanmaya çok, çok rahat, yakın. Çok rahat oldu şu ana kadar bu site'a girmek. Site içerisinde gelen tek bir kill var. Zisto son kalan oyuncu. İyi bir clutch oyuncusu olabilir ama şu anda işi çok zor. Paparus firması Blaze'in ve bonusu da Zisto eğer çok iyi bir performans ortaya koyamazsa, BBL oyuncular hata yapmazsa BBL Esports kazanmış olacak. Bu noktada kullandığı bir asist var. Trap 2 tane. Bir tane de değil. Yerini de kırdı Zisto. Kimse yok ve bunu şimdi fark edecek. Kamera var ayrıca. Yani yapacak bu roundu şey kazanamayacağının farkında. Çünkü Breach yetenekleri var. Cypher yetenekleri var. Ve 3v3, 4v4 gibi pozisyonlarda kritik operatör olacaktır. Var. Operatör tercihi Cydrex. Özür diliyorum. Easy'den ve Köşüler Seçil'larla Heaven'a doğru hareketlendi. İlk yıl kendisinden Cydrex. Burada avantajlı konumdaydı belki ama kili çıkartamadı. Kürşünar açılışı yapmış oluyor. Özellikle tabanca roundu ardından ve bu roundda gelen açılışlar. Kürşünar ikinci kirede yakın. Destekle birlikte Zisu'yu da yakaladı. SMB oyuncuları biraz uyuyor gibi. Çok yardımlaşmadan böyle yardımsız hamleler geliyor. Burada Kürşünar'dan bir tane daha skor çıkabilir. Kürşünar üçüncüyü buldu, dördü buldu. Yok artık. Kürşünar. Şimdi kapanacak ve oyuncular birazcık geriye çekilmiş oldu. Yine atılan yetenekleri görebiliyoruz. Bir tane Shock Haven tarafına doğru. Slow atıldı. Easy. Üstüne doğru gitmeye çalışacak rakiplerinin. Seçil kurtarmadı ki şunları. Seçil'den bir başarı yok. Brave. Round'da açılışı yapan isim Ghost'a geldi. Bu kill ardından Paparos firması Blaze B tarafına doğru savunmanın ağırlığını götürüyor ki Sage duvarı B'ye çok çabuk bir şekilde atıldı. Bu arada bu duvarı hemen kıracak. Yerden silahı almayı başarıyorlar. Aslan başarılı rakibini fark etti. Kill'de başarılı, destek yok Easy'ye. Birer birer düşüyorlar Aslan. Harika bir vuruş daha. İkinci kill bu Aslan başarılı. Bunun ardından kişi avantajı da el değiştirmiş oldu. Ve bu noktada gelen bir Cypher ultisi oyunu A'ya doğru şekillendirebilir. Çünkü son 24 saniye. A'ya doğru koşmaya başladılar oradaki tek oyuncuyu görünce ve kötü bir oyun yoktu aslında Supremacy Blaze'den. Viper'ın yetenekleriyle birlikte olabildiğince baskı kazanmaya çalıştılar. Şimdi Cydrex o burada side savunmasında bir tane skor buldu. İkinciyi de arayacak. Cydrex 2'yi bulabilecek mi? Hayır. MDL'den güzel Aslan skor başalım. Ve Aslan 3'üncüyü de buldu. Aslan 4'ü de arıyor ama orada canı çok az. MDL'in bir canı var. Clutch oynayacak. MDL'in bir canı var. Burada double peak gelecek gibi Turko ve MDL'den. Şimdi çıkıyor. Ama Brave yoktan getirdi roundu Brave. Tam ulti istediği gibi gitmiyor şimdi Zisto. Çok tehlikeli. Burada info almaya çalışıyor ama dediğin gibi çok tehlikeli denemeler. Wallbang denemeleri de var. Zisto. Aslında uzun da kullandı. Zisto ateşle oynuyor şu an. Üzerine gelen renk tesirli bombadan da iyi sıyrıldı. Yalnız Haven kontrolünü yavaş yavaş dikte etmeye başladı. BBL Esports buradan B'ye doğru dönmeyecekler. Muhtemelen A-Site içerisindeki oyuncu var. Saksı tarafında Cydrex'i görüyorum. Yine burada Brave'le yardımlaşarak oynama gayesinde Brave ilk kill aldıktan sonra Cydrex'e bakarlar mı emin değilim. Zisto en son evinde görülmüştü. 3 kişi var burada. Brave bir kill daha yapacağını yapmış oldu. Cydrex atlayan ve izi yakalıyor. Çok fazla süre yok. 1'e 2 pozisyon artık Paro için. Aldığı son takas sonrasında iki oyuncu biraz yakındalar. Ve Paro'nun artık site'de olduğu biliniyor. Easy hızlı bir şekilde geldi. Paro'a sadece 60 şu anda. Bakalım Brave'e yanıt verebilecek mi para? Hayır. Easy. Son kill çıkarmaya başlar. Sonra flash da atılacaktır. AMD'ler şokunu da kullanabilir bu noktada. İlk önce Boombot. Easy hala hareketlenmedi. Renk tesisli bomba atılıyor. Bozmadı pozisyonu. Bir smoke.
Seçil'lerle içeri girdi ama Glow'un pozisyonuna müsait bir yerde Türko. 2 kill çıkarmış, nasıl oldu aniden? Soldan sağdan vurdu. 3v3 Türko'dan gelen bir başka yöntemi daha site'ı açarken Sage'inden inanılmaz bir katkı almış oldu BBL ekibi. Ve Brave'in ultisi kullanılabilecek mi pek emin değilim. Brave'in ultisini kullanabileceği bir açıklık yok. Şu an Ziz, özür diliyorum Türko. 4. skoru buldu ve Brave tek başına kalan oyuncu arkasında bir oyuncu olduğunu düşünüyor ama 3 oyuncu da site'ın içinde. Şimdi burada 1'e 3 kılıçı oynamak zorunda, bir de işaretlendi Türko için bir ace şansı var. Türko ace almaya çıkıyor. Arka tarafı da muhtemelen çekme ve evet, işte renk tesirli bomba büyük kullanılacak. Ya yani SMB 1'e 3 ultisine karşı bunu planlıyor ama BBL'in de bir fikri olabilir bu noktada. Ulti onlara ulaşmadı. Yine Glove bayağı hasar almış. Bir de stun var. Glove'u gördüler ama burada Brave'i tespit etmediler. BBL Esports bunu hesaplayabilecek mi? Kuşner duvarın üstünde. Brave'i henüz görmüş değil. Atılan bir tane smoke. Hasar çıkabilecek mi? Glove'un canı oldukça az. Bir can tazelemesi gitmedi bu noktada. Brave'in de canı tam değil. Neden bilmiyorum ama Brave can tazelemesi vermedi. Stavuzu ile ilgili çıkartan Zisto, Türko ultiyi kullanacak. Brave hamle yapmaya çalışıyor. Kuşner Glove'u yakalamış. Brave hala bilmiyorlar. En az 2 kill'i var burada Brave'in. 2 kill aldı. Üstüne gitmeye çalışacaklar. Kuşner'ı 3. vuruyor. Ve Cydrex 2v2 pozisyonda flash'ını atacak. Son 13 saniye. Pick'e giderken Aslan başına flash'ı doğuşladı. Ve şimdi clutch vakti Easy için. İşi pek kolay değil. Özellikle ilk vuruşu kaçırdıktan sonra. Ya ilk vuruş kaçtıktan sonra o duvar kırılacak. Yalnız duvar kırıldı gibi iki oyuncu önüne çıktı. Şimdi iki canla birlikte burada ekstra deneyecek ama Türko. Diğer yandan yine 4 kişilik bir B savunması görebiliyoruz. Ya BBL ekibi o kadar fazla B geldi ki 4 kişilik bir savunma var. Bir flash. Kuşner'ın flash'ı doşmamaya çalışıyor. Karşısında iki oyuncu ancak bir tanesini düşürebildi. Yine Türko pozisyonun içerisinde 2 tane vurmuş. 4 kişilik agresif oyunda 1'e 3 değişim var. Tünelde yine kalabalık bekliyordu. BBL Esports smoke'tan çıkmak zorunda artık Glove. Ve şok bittikten sonra smoke içerisine girmeyi tercih ediyor. Bu smoke ne zaman kapanacak? Üstünde en az 2-3 tane cross var. Yakında durmayı tercih etti. Kullanılan ulti ile yeri açığa çıkıyor. Bir stun. Bu stun yenilecek. Glove'un başı belada diyebiliriz. Yine Sage Wall geliyor ama Glove sonuna kadar burayı vermeme konusunda kararlı. Bu arada Aslan Maşinov smoke içerisine girdi ve Glove'un sonrasında yakalamayı başarıyor. 9. round eğer Zistu'dan ufak çaplı bir mucize görmezsek. Yani görecekmişiz gibi de durmuyor açıkçası. Görebilecekmişiz gibi de durmuyor. Zistu'nun yeri de belli. Zistu'nun üzerine NBL çıkıyor. Double pick, triple pick ve yine NBL. SMB oyuncularını görebiliyoruz dayı. Ve buradan yavaş yavaş çıkmak istiyorlar. 2 ipte de birer oyuncu vardı. Şey vardı ya eskiden. Luna Park'larda kafasını çıkaran evet, sincap. Onun gibi oldu. Tokmakla vururdun. Evet. Bir sağdan bir soldan çıktılar sırayla. İkisine de kaçırdı bana, para. Bana da hep onu anımsatıyor bu pozisyon. Kuşkusuz. Bu arada yalnız Türko açılışı getiren isim oldu BBL ekibi için. Cydrex düşmüş ardından Aslan Maşinov. Easy yakaladı Zisto. Parayı düşürürken AMG'nin pozisyonu oldukça kuvvetli. Zisto yakalanıyor artık. 2v4 ve 2 oyuncu paparaj kurması Blaze'de bu roundu çevirebilecek mi? Emin değilim. 30 saniye var. İşleri biraz güç. Yine smoke içerisine girmeye çalışıyor. Glove arkasında bir oyuncu var. Kuşner. Giriş kartan isim oldu. Brave dolanmaya çalışacak. Solunda Aslan Maşinov. BBL Esports adına. İnanın. Sarkıtmış oldular. Kurtla birlikte ortadan ilerleyecek. Supremacy Blaze. Cydrex burada info alamadı şu anda. Aslan'ı görecek mi? Aslan'ı görmüş olabilir. Easy. İlk kontaktı burada. AMD'lerle birlikte. Flash'la birlikte NML gelecek. Josh'la birlikte yok Aslan artık. Birinci skoru buldu. İkinciyi bulamıyor. Brave ve Easy'den gelen skorlar. Bir anda sayı avantajı kazanılmış oldu. Yalnız Kuşner o avantajı ortadan kaldıran isim. Yerden bir silah alabilir Kuşner. Bu arada Paro düştü. Şimdi Paro Türko geliyor. Çok rahat bir vuruş oldu ama Brave takas almayı başarıyor. Bu kazanılabilir bir 1v2. Kuşner açısından içeriye seçimlerle uçuyor. Brave üstüne tepesine bindi. Kuşner 1v1'e getiriyor. 87 can 5 lira. Kuşner tünelden özür diliyorum. City'den dolanamayacak. Kuşner'ı fark etti. Kuşner'ın gecesi. Bu perdenin bir daha kullanılamayacağı anlamına geliyor. Yine Glove. Yeteneklerini kullandı. B'ye doğru Cydrex'de bir fake verme düşüncesindeler. Rotasyonu buraya çekti aslında SMB. İstediğini başardı. 3 kişilik bir B savunması var artık. Ve hücum A'ya doğru götürecekler. City'de Türko var. City'de Türko var. Türko ilk rakibini tespit ediyor. Heaven'dan gelebilecek oyuncuları da kontrol etmeye çalışıyor. Ve Heaven'a kurulan bir spike. Bu 4'e 4 pozisyonda Supremacy Blaze nispeten avantajlı taraf diyebiliriz. Çünkü iyi daldılar haritaya ve bir tane lurk oyuncusu var. Cydrex'in lurk'ü çok kritik burada. Fakat Cydrex'in buraya gelmesi bir hayli uzun sürecek. Burayı hızlandırırsa eğer BBL Esports büyük bir avantaja sahip olabilir ve şimdi hızlandırma kararı geliyor.
iki oyuncusu. Rampo tarafında side savunmasında Brave bir tane skor aldı ama hemen takasılınıyor. Heaven'a çıkmaya çalışan bir oyuncu var. Izzy çok rahat bir skor buldu. Aslan üzerinde 3 oyuncusu da Heaven'dan oynayacak. Flash'le birlikte denemeler gelecek. Izzy ilk denemede başarısız. İkinci deneme gelecek. Flash istediği gibi patlatılamadı burada. Ve süre azalıyor. İlk skor geldi MDL'den. MDL'den ikinci fake'i veriyor. Bu round Supermassive Blaze'e gitti. Yalnız çok fazla hasar var burada. Bütün yani oyuncuları... Peki. Birazcık daha ferah bir şekilde ikinci haritaya gidebilirler. Ve bunun hazırlıklarını yapıyorlar. Şimdi bir başka round. Biz çok iyi, çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Sidrex ayı tuzağına çekildi. Ve Sidrex orada bu tuzak içerisinde düşürdüler ama bir Sage ultisiyle birlikte Sidrex tekrar ayağa kalkacak. Tabi hem renk tesisli bomba hem şok alınmış oldu ultiye karşılık. Bu da bir başka pozitif yan Kyushner. İnisiyatif almak istiyor. Kyushner açılacak. Zisto baktı buraya. Tam zamanında kafasını çevirdi Zisto. Ve kişi avantajı bir anda SMB'ye geçiyor. Suat'ta tek kesin Paura. Üstüne doğru atılan bir flash var. Easy geldi buraya. Paura'yı yakaladı. Başka kimse bizi kalmadı ki. Easy ikiledi. MDL'ler düştü. Biraz maça renk katmaya çalışıyor SMB. Ya başlangıç çok iyiydi. Çok iyi planlanmış. Çok iyi hazırlanmış bir round izledik aslında. Oraya kullanılan bir B hücumu hazırlığında bu aşamada Papara Supermassive Blaze. Yavaş yavaş son bir dakikanın altına ineceğiz. Gelen flash'tan sonra hızlı bir şekilde dash geldi. İyisi ilk kill alamıyor. Aslan başı top dönemedi. Brave'den gelen bir takas ardından Kyushner ultiyi açtı. Kyushner renk tesisli bombayla zaten Brave'i yakalamıştı. Ve bu ulti rakibi hücumu geri püskürtüyor. 3 ve 4'te avantaj tamamen BBL Esports'ta. Ve Kyushner'ın yerleştiği yeri zannediyorum şimdi fark etti Zisto. Buraya konulacak bir cross var. Zisto'nun asiti yok. Bu büyük bir problem. Eğer olsaydı Kyushner'ı buradan çıkarabilirlerdi ama Kyushner peak'e gidiyor. Sidrex'i de yakaladı. BBL Esports kapanışa çok yakın. Kyushner yine bir başka skor. 3 kill. Hücum perdesi geldikten sonra buraya smoke bırakabilir. Aslan başı dolu açılmak istiyor. Açıldı Aslan. Taret de var. Dolu açılan oyuncuların farkında. Bu taret kırılacak yine. Hücumu saatin içerisinde yönlendirmeyi tercih etti SMB. Gayet mantıklı bir karar oldu. Çünkü arkadan gelen iki oyuncu var. Zisto Brave. İkileri alıyorlar. Paura'nın verdiği bir hasar var. İyi bir vuruş. Kişi avantajı hala SMB'de derken Paura bu avantajı ortadan kaldırdı. Aldığı bu güzel kille. Ve 3-3 devam edecek. Bu retake pozisyonu BBL adına. Aslan'ın bir tane skor bulması tabi kritik bu noktada. Eğer can çekebilirse işler çok farklı olur. Yalnız burada duvardan çıkmaya çalışıyorlar. Çok dikkatsizler. Brave'i dikkat etmiyorlar ve Klav'da... Açılmaya çalışacak zannediyorum. Yani burada bir şans verebilirler mi? Kuşlar çok güzel bir kill. Ardından yine geri çekilebiliyor. BBL açısından problemsiz başlayan bir anti bonus roundu. Mutfak tarafında Zisto hareketlendi. Yine ortada aimgeleri görebiliyoruz. Aslan yakın buraya. Zisto'dan harika bir vuruş. Ve bu kill işleri karıştıracak, ortalığı karıştıracak. Belki de yine Turco ortaya oldukça yakın. MDL'ler Spike yavaş yavaş yine B'ye doğru hareketlenirken MDL'ler Zisto'yu yakaladı. Artık 2v4 ve işi çok zor SMB'nin. SMB'nin işi çok zor. Brave'in yerini tahmin ediyorlar bu arada. Yani orada bir oyuncu olduğunu tahmin ediyorlar. Şimdi Sova burada. Sidrex Spike kurabilecek pozisyonu bulacak. Üzerine gitmeye çalışıyor. Burada bu pozisyon çok önemli. Brave istediği skoru bulamıyor. Kyushner'dan gelen skor var. Brave şimdi skor buldu. Ultisi var. Brave yalnız üstündeki oyuncuyu tahmin etmiyor. Split özür diyorum. Göreceğiz gibi duruyor. Geçen el mutfağa girmişlerdi. Evet. Dayatılıyorsun. Aslan Maşlov'un beklediği yere bakar mısın? Ya Aslan buradan şimdi azletini kullanarak kaçabilir ilk kill aldıktan sonra ama kill alabilecek mi? Asıl soru bu. Brave ona kill'i vermedi. Mutfak içerisinde Paura. İstediğini başaramadı. Ulti sorgusuz sualsiz kullanılıyor SMB tarafından. İki oyuncu da B saydılar. Çevirebilirler. Son 20 saniye. İmdiyeler ve Turco ikilisi. İlk oyuncuyu rahat yakaladılar. Takas gelebilecek mi? Glove arkadaşlarını bekleyecek. Bu aşamada iki oyuncu da tespit ettiler. İmdiyelerden gelen iki kill var. 27 can. Çok fazla süre yok. Ve buraya uzakta iki oyuncu ultiyi kullanmak istemedi İmdiyeler. Saklanmaya çalışacak. Yine 6 saniye MDL'i bulmak zorundalar. Sidrex içeriye yönelmedik bulamadılar. Round'u BBL Esports kazanmak üzere yerini belli etti. Sidrex belki düştü MDL'e ama. Round'u tane. Ama tecrit var. Evet. Bu biraz işleri kolaylaştırıyor tabii. Kullanılan tecrit kırılamayacak. Bir ulti mevcut değil Turco'da. Ve side kontrolünü bu ultiyle birlikte alacaklar. Ortada iki oyuncusu bekliyor Supermassive Blaze'in. Spike'ın kurulmasıyla birlikte rahatlatacaklar. Yalnız Turco'dan gelen bir şok oku. Izzy'ye bayağı bir hasar verdi.
Bizi oradan geri çekmek zorunda kalıyor. Orta kontrolünde bırakmış durumdalar. Hala ortada bekleyen oyuncuları var. Bu içerideki savunma 3 kişiyle birlikte yapılmaya çalışılacak. İzleden ulti açıldı. Şimdi Cydrex ilk kontakta başarılı. İlk skoru alan oyuncu oluyor burada. Cydrex'in yerini biliyorlar. Ulti kullanacak yalnız Paura'dan. Bu retake'i hızlandırma kararı geldi. Ortadaki oyuncular hala çok geride. Zisto'dan gelen bir skor var. 3 oyuncusunun üzerinde gitmek çalışıyor var. Zisto ikinci skoru buldu. 2 oyuncusu hayatta. Bu keşif oku da kırılacak. Glove line-up'ta. Glove geliyor line-up'ta dediğin gibi. Diğer tarafta Zisto 3. skorunu buluyor ve para. Gelmedi bile. Hiçbir şey yok. Ya gelmedi bile sahibi ve bu rifle'ın nerede olduğu çok çabuk öğrenildi. Köşeleri adan açılmak istiyor. Paura'dan bir headshot var. Brave düşürüldü. Çok iyi bir haber derken Zisto MDL'i yakalamış. Savunma ekibi. Viper olmadan oynayacak Q-Shooter açıldı, Zisu'yu yakaladı. Ortada karışıyor bir anda ve Q-Shooter'a şimdi double cross ve easy Q-Shooter'ı yakalayarak durumu tekrar dengeye getiren isim. Durum 3-3'e giriyor dediğin gibi round içinde. B savunmasında bir silah olduğunun farkındalar o yüzden. Savunmanın ortada bir alarm bot var, o alarm bota yakalanacak mı? Alarm bota yakalanmadan ilerledi ve aslan. Silahın sahibi. 3'e 3'lü tek başlıyor şimdi. Aslan arkadan yaklaşıyor. Aslan'ı kontrol etmeye izi. Gelen bir izi var. İziyle bu kontak çok önemli. Aslan ilk kontakta ilk skoru bulmakta başarılı. Heaven'daki Nest'teki oyuncuyu şimdi fark etti ama Cydrex'ten güzel bir skor var. Bu 2'ye 2 oynayacak. Bir oyuncunun yeri belli. Diğer oyuncunun yerini de tahmin ediyor burada. Yaklaştı Aslan. Primacy Blaze. Aslan yavaş yavaş yaklaşıyor. Glove'la birlikte bu kontak. Başarılı kim olacak? Yalnız silahının mermisi bitiyor. Aslan'dan bir hata geldi burada. Turco. Şimdi Cydrex'i görecek Turco. Cydrex üzerinde skoru bulsa da yalnız skoru da bulacak Turco. Zaman var mı? Var süre gibi. Var gibi. Süre var gibi. Turco bu eco round'u getiren hamleyi yapıyor Turco. Operatör izle bir Guardian var. Burada Q-Shooter açılmak istiyor. Yalnız harika vuruş. Easy'ye karşı. İki tane silah. Evet. Saklanmıştı. O silahlarla round gelmişti şimdi. Burada MDL rıkısı içinde astrozunu kullanıyor. Üzerine gitmeye çalışıyorlar. Burada Zistro pozisyonu tehlikeli ama Turco takım arkadaşının yardımına çok iyi yetişiyor. Kullanılan keşif okuyla birlikte ilerleme kararı gelecek gibi MDL'ler. Burada iyi bir şansa sahip. MDL'ler şimdi Glove'u yakalama ihtimaline sahip. Glove orada çok az canlı oynuyor. Şimdi işaretleme gelecek mi? İşaretlenemedi Glove. Yalnız Glove'u Turco tek başına düşünüyor. Turco'dan 3. skor. Turco 2 round üst üste. Toplam 5 skor geliyor Turco'dan. Mükemmel roundlar. Turco! Bir tarafı. BBL'de Aslan Maşadov yakın kontakta burada. Aslan ilk kontak gerçekleşiyor. Şimdi Dash geldi. Dash'i vurduğu gibi Azlet'le birlikte geri çıkıyor Aslan. İkinci oyuncuyu da vurabilecek mi? Hayır. Dash'in kulağından 2 tane headshot var. O nasıl bir headshot dayı? Bilmiyorum ama güzel bir headshot. Operatör nereye gidecek? Glove bir başka headshot daha. Operatör de gitti bu arada. 2v4 MDL'e hamle yapabilecek. Maçta uzunu attı ama biraz geç kalmış olabilir. Plant alınıyor bu esnada. Ve ultiye karşı kullanabilecekleri çok net yetenekler yok. Duvar yok Power'da. Bu büyük bir problem. Yine şimdi Power hareketlenecek. Denemeleri var. Fakat bu iki oyuncunun denemeleri iş yapar mı emin değilim. Korumaya da gidebilirler. Bu arada karbon gelebilirdi ya. Q-Shooter orada görmeden sıksa karbon gelebilirdi. Burada Power'a Cydrex'i düşürüyor örtü ama. Ya burayı oynamak hayır, çok zor. Bu nasıl bir maç? Kimin durumu daha kötüyse o kazanıyor. Bu arada bu round da kazanılınca 3 round üst üste eco kazanılmış olacak takımlar tarafından. Yani orada gelecek. Ya, evet. Bu ultiler round içinde kritik pozisyonlar yaratabiliyor Easy. Çok rahat burada entry'yi buluyor Easy. Q-Shooter şimdi ortadan açılacak operatörle birlikte orada Zisto'yu yakalayabilir. Yalnız Zisto! Glove sızdı bu arada. Zisto skoru buluyor. Glove sızdı dediğin gibi. Turco şimdi drone ile birlikte burada. İşaretleyebilecek mi? Belki Zisto'yu görebilir ama Zisto'yu da görmedi. Bakmadı bu arada. Yani tüp içerisinde kimsenin olup olmadığını şimdilik ve Zisto arkayı bekliyor. Sage'in farkında Zisto oldukça rahat bir kere imza attı. Glove Aslan Maşadov'u yakalamış. Şunu hatırlatalım dayı. BBL Esports Sentinel almak yerine Reyna aldı. O yüzden ve de tüp kontrolü sürekli kaybediyor. Mutfakta şu anda büyük problem yaşıyor BBL Esports. Yine Turco biraz uzakta. O yüzden bu tecritte yanıt vermek istemeyebilirler. Ben tecrit hemen kurulursa belki yaklaşıp ultisiyle birlikte kırabilir. Belki de sonrası için, retake için saklayabilir. Öyle bir ihtimal de var. Muhtemelen retake'te kullanılacak tecritte. Öyle duruyor en azından. Bence daha mantıklı olur. Çünkü Sovu ultisine karşı burada tehdit Brave. O. Yine entry MDL'in üstünde Brave'den geldi. Mükemmel entry. Q-Shooter harika yakalıyor Zisto'yu ve artık tecrit. Eğer Brave arkadaşını kaldıramazsa yok. Bu duvar nasıl bir duvar? Buradan nasıl bir plant çıkarmaya çalışacaklar? Power arkadan gelmeye yakın. Power'ı gördüler yalnız. Cydrex
Poirot yakaladı. Brave gidip arkadaşını kaldırmaya çalışacak ve tecrit belki de kilit açacak bu noktada. Çünkü plant'i alabilmek bu yeteneklere karşı biraz zor gibi. Ben bir ulti bekledim bu arada Turco'dan. Direkt olarak kaldırılan oyuncuya. Yalnız burada yakın kontakta Aslan ilk skor aldı. Azlet'le birlikte çıkmadı yalnız. Aslanlar ikinci skor. Aslan Azlet'le birlikte 14 saniye. 14 çıkıyor. Saniye. 14 saniye. Kushner'dan gelen bir operatör skoru burada. Bayağı sıkıştılar Kushner. Atışını kaçırdı. Turco'dan 8-7. Bu spike kurulamayacak. Aslan 3-4 Aslan'dan. Ortalığı çalışacak Zisto. Direkt olarak ulti kullanılıyor ve sov ultisiyle birlikte bu tecrit kırılacaktır. Kullanılan bir duvar var. Sage duvarı. Hala gelmedi ulti bu arada. Ve ultiyi kullanmayacak. Kushner! Mükemmel vuruş. Bir oyuncu yakalandı bu arada. Turco'nun ultisi az önce kullandı ben. Neden bahsediyorum? Evet. Turco'nun ultisi az önce gitti. Bu sefer Cygrex'in bir ultisi var. Bu arada şok oku büyük problemdi. Brave bunu dodge'lamayı başardı. Yalnız Kushner yaklaşırken Glove onu düşürmeyi başarıyor. Açığa çıktığı yeri aslan başına hareketlenecek. Cygrex kill almayı başardı. Yine Turco'nun nerede olduğu belli. Turco harika döndü solun ardından. Brave Turco'yu yakalıyor. Seri gelmeyecek gibi yine herhangi bir takım için. Üst üste kill alt kazanmak çok zor gibi bu aşamada. MDL'de ulti yok. Poirot kill alırsa ultisi gelecek. Bu çok önemli ama Brave arkalarından dolaşmaya başladı bile. Ve Brave'i tahmin etmeleri biraz güç gibi. MDL arka bir reaksiyon. Ardından Zisto hamle yapmaya çalışıyor. Yalnız bu esnada ulti gelecek. Geriye kadar alındı. Poirot 70 can. Kaçmaya çalışıyor. Tekrar kullanıldığında Poirot yakalandı. Yalnız MDL oturdu. Çözmediği biliniyor bu aşamada. Üstüne koşarken Zisto'yu yakaladı. Şimdi tekrar bir fake. Yalnız Cydrex yerini belirtti ve Cydrex kılıcı almayı başarıyor ucu ucuna. Esports Spectre ile oynayacak bu arada. Easy rakibini gördü. Yine MDL yakalandı ve burada B'deki oyunu hızlandırırlar mı? Tünel tarafında iki oyuncusu var. Bu esnada BBL Esports'un yani bütün oyuncuları neredeyse B'de ama plant ortaya almaya çalışacaklar. Kushner zıtla da harika bir ulti oyuna Kushner'dan. İçeriye girmeye çalışacak mı Brave? Can tazelemesi geliyor. Yalnız Aslan Maşalov arkadaşını koruyacak bu esnada. Zisto yine mutfak tarafında ve buraya bakan bir Poirot görebiliyoruz. Turco. Site ortasında bir tane oyuncu Kushner hamle yapmaya çalışıyor. Yeri açığa çıkacak. Oynamaya çalışabilir Zisto. Yalnız Kushner'ı pek bir dikkatsiz deşi yok. Zisto, Cydrex, eş zamanlı killer 2 ve 3. Round'da kişi avantajı bir anda eleştirirken bu avantajı perçinleyen Easy oldu. Aslan Başılov son kalan isim Reyna. Tehlikeli, tehditkar ama ultisi yok Reyna'nın. Bu fight biraz uzun sürdü ve Cydrex kazandı. Oturmayacak. Kimse hasar almayacak o tarafından. Ve 5 oyuncusu da bu main'e sıkışmış durumdalar. Şimdi ilerleyecekler. Poirot'un duvarıyla birlikte bu spike kurulacak gibi duruyor. Denemeler var izide. Smoke arkası denemeler ama başarısız. Şimdi duvar kırıldı. Poirot'dan agresif bir oyun. Kushner entry'yi bulmuş. Spike biraz daha güvenli bir pozisyona kuruluyor. Izzy. Burada duvarı kıran oyuncu. Şimdi Izzy'nin buradan çıkışı bir hayli zor olacak. Izzy. Orada MDL'leri gördü. MDL'ler sarıya doğru geçiyor. Fuat bir duvar kuruldu. Oh, hayır, çözerler yani. Çok güzel duvar kuruldu. Wallback çalışacak mı? Önüne geçti direkt Sage. Oldukça mantıklı. Hayır hayır çözmesi mümkün değil. Kushner geldi. İki tane vurdu. 2 ve 3. Glove hayatta ama canı sadece bir Turco'nu yakalıyor. Cydrex karşısında 3 tane oyuncu. BBL Esports. İsimler Glove ve Zisto. Fakat bu sefer 4 ve 5'lik bir hücum var. Ya 4 ve 5'lik bir hücum var ve Glove şimdi oraya bir aslı tavuğu bıraktı. Drone'u da kırmayı başarıyor. Glove yakındaki oyuncuların da farkında. Ya olabildiğince zaman kazanmaya çalışıyor şu anda. Glove perdenin düşmesiyle birlikte yalnız Izzy burada önemli bir pozisyonda kalmış olabilir. Izzy ilk skoru alıyor. Deşinde kullanıyor. İkinciyi de arayacak. Aslan'dan güzel bir hasar olsa da Izzy kendini güvenli pozisyona geçirmiş oldu. Üzerine gidemiyorlar. Kullanılan duvarla birlikte duvar üzerinde Aslan'dan gelen bir skor. Aslan ikinciyi de arıyor. Aslan'ın mermisi bitti. Bu iki. Brave ve Cydrex. Skorları bulan oyuncular ve Brave son skoru da bulup. Yine Kushner, Power'a. Plant'i herhangi bir tanesi alırsa bu oyuncular ultilerine sahip olacaklar ya da kim bulabilirlerse. Glove'un denemeleri var. Biraz riskli olabilir. Asit havuzu bırakıldı. Plant'i nasıl alacak BBL? Bir yandan da drone kullanılıyor. Yalnız tek gelseydi başa bela olabilirdi. O zaman bu da açık çünkü Kushner. Ama tek başka bir oyuncuya gidiyor. Ve bu saldırıyı şimdilik yavaşlattılar. BBL ortada bir oyuncu mevcut. MDL'ler burada ama orada bulunan taretten dolayı buraya oynaması çok zor. MDL'in. O yüzden de Lurk pek işe yaramayacak şimdi. Alan bota da yakalandı MDL'ler. Orada geri çekilme kararı. Son 40 saniye artık. Çok iyi geldiler yalnız buraya kadar. Agresif bir duvar kullanılabilirdi. Hala spike kurulumunu gerçekleştirmiş değil. Hala bekliyorlar. Şimdi kullanılan bir duvar var ve bu nanosürü biraz yavaşlatacak. Nanosürden sonra spike kurulumu gerçekleştirecek. Aslan entry'yi bulmuş. Nasıl geldi bu kill anlayamadım. Plant alındı bir yer tarafından. İnanılmaz bir avantaj var. Brave kill alırsa ultisi olacak. Ve bu noktada Cydrex
keşif okuna sahip. Bununla birlikte bakalım arkadaşlarına bir destek verebilecek mi? BBL Esports tamamen geriye çekildi. Köşelerde ulti olduğunu hatırlatalım ve zıplamaları ve dash'i duruyor. Köşeler silahına güvenerek oynayacak. İlk etapta perde hala açık. Atılan bir tane istavuzu. Köşeler açıkta birey var. Oldukça kolay yakaladı. Glove'dan gelen takas. Brave'in ultisi bu noktada kullanılmayacak ve Glove'un canı az ama easy. O da bir kill çıkarmayı başardı. Ve iki oyuncunun yeri net bir şekilde biliniyor. Şimdi oturuldu Diffuse'a. Cydrex çözmeye çalışacak. Geriye kadar aldı. Türko'nun getirdiği kill var. Glove arkadaşını korumaya çalışırken. Şimdi Türko. Özür diliyorum. Evet Türko. Bu oyuncular gayet iyi çıkardı. Belki de iki haritalı olarak kalacak bu seri şu ana kadar. Köşeler hareketlendi. Rakibini gördü. Yeri de açığa çıkıyor bu arada. Zisto burada hayatta kalabilecek mi? Köşeleri daha fazla zorlamak istemedi. Hiçbir yeteneği yok çünkü smokeları dışında. Ve MDL'ler. Gelen bir stavuzu var. Bu Viper ultisi şu ana kadar onlar adına bir dert, bir bela. Glove yine ulti içerisinde yerini aldı. Yani 5 oyuncu sanki bir çukur sahnesi sadece atış ediyorlar. Bir Side şey eksik, ulti var. Tekerlekli yuvarlanan biri eksik işte. O da biz oluruz böyle. Ya bu arada B tarafına dönebilirler hala. Nedense Viper ultisinin, Viper'ın içine oynamaya çalışıyorlar. Bütün yetenekler kullanıldı info alabilecek. Ya buraya baskı kurmak artık çok daha zor. Viper inine baskı kurmak çok daha zor. Şimdi keşif oku kullanılacak ama ya bu keşif oku Viper inini temizleyemeyecek. Bence VBL B tarafına dönmeli. Oyunu biraz daha şekillendirmeli. BBL şimdi giriyor. Yalnız aslan girdi ve vurdu. Bu aslanın skoru çok rahatlanacak ama Cydrex'ten bir skor geliyor. İki Aynen. skor geliyor. Power'a ultisini kullandı. Turko hala yakın temasta. Yalnız Cydrex 3'ü buldu. Cydrex 4'ü ararken Power'dan 2 skor var ve durum 2-2'ye geldi. Mükemmel buz. Bu imkan sağlayabilir. Buz bariyeri kıramıyorlar tam anlamıyla. Power'a plant alacak. Brave'de de bir ulti var. Q-Shooner'ı 60 canla ilerliyor. Bir an için tarete yöneldi Brave. Fark eder mi Q-Shooner'ı? Fark etti. Kill'ini çıkarmayı başardı. Power'ın nerede olduğunu son anda görmüş olsa gerek ama daha gerekli bir yetenek var. Ultiye doğru gidecekler ve easy. Mükemmel bir ulti kullanabilir. Easy. Q-Shooner'ı bekleyecek mi? Q-Shooner yine operatörle Easy Q-Shooner ikilisi karşı karşıya. Çok kritik düello. Q-Shooner cross almaya çalışıyor. Easy. Atılan bir tane flash vuruşunu yaptı. Dash'ini kullandı. Geri kaçtı. Q-Shooner kime niyet kime kısmet arıyordu Easy'yi. Glove'u buldu. Burada ulti harika yandı Cydrex'ten. Tepede buluyor belki Q-Shooner'ı ama kill'le sonuçlandıramıyor. A dönülecek. A'da Brave var. Bir de iyileştirme gelecek Q-Shooner'a muhtemelen. Hemen iyileştirildi. Yalnız Brave'den kullanılan bir draw var. Brave agresif savunmaya geçmiş durumda. O da geri dönüyor. Biraz daha defansif savunmaya geçti. Şimdi Cydrex kullanılan bir şok oku. Aslan'dan gelen bir skorda Easy Q-Shooner'ı düşürmüş görmediğimiz noktada. Cydrex'i de buradayım diyeler bulacak. Easy hala burada skor bulabilir. Zisto'nun düşmesiyle birlikte yalnız sıkıntı yaşanacaktı. Easy'den güzel bir refleks gördük. Easy 3v1 pozisyonda operatörle Viper'ini varken koruması yapabileceği lazım. Çok bir şey yok. Yani korunmak ilerliyor bir yer. A tarafında 4 kişilik bir savunma mevcut. B'den açılan bir Q-Shooner var. Üzülüyorum. Easy var. Ve A tarafında Zisto. Yine ilk kontakta başarılı Zisto. Bulldog'la birlikte entry buluyor. Budvar kuruldu ama. Türko'nun ultisi var. Bunlar da kullanılabilir karşılıklı olarak gelen ilkinden sonra dayı. Bir nanosür atıldı. Plant alınıyor. Buradan geri çekilebilecekler. Q-Shooner'ın bıraktığı rifle alabilme imkanları var mı? Bunu merak ediyorum. Ve bir yandan da tabii ki orada Easy operatörle yine AMDL'ler denemeleri olacak. Oh. Çıktı oradan Zisto arka bir vuruş. AMDL'den gelen keşfok yerini açığa çıkartıyor. AMDL'ler burada müdahale edebilecek mi? Daha fazla kill alabilecek mi? Yaklaştı bu esnada Brave. Yakın mesafe klasikle düşürdü AMDL'leri. Ve burada duvar da açılacak. Dip değil bu duvar. Çıkıyor Brave. Bir başka kill daha bulabilir. Mermisi bitti. Brave. Yine power dışına girecek. Charger yok. Charger yok ve... Sova ultisi round'u garanti altına alıyor. Cydrex korumaya gidecek. Yani round'u A'da. Q-Shooner'ı yakalamıştı. Zisto bu round'da ise ortada yakalıyor. Önemli bir inisiyatif Zisto'dan. İki round tur ve drone kullanılacak Glove. Drone geldikten sonra BBL nasıl bir aksiyon gösterecek? Drone'u direkt olarak kırdı Glove. Bir tek şansı yok. Ve geri çekilecek. Yine... Türko'nun ultisi geçtiğimiz round kullanılmıştı ama Zisto'nun tecrüti hala duruyor. Power'a orb'u alırsa ultisi gelecek ve bu orb'la birlikte Q-Shooner'ı kaldırmaya gidecekler. Merak ettiğim şey bu. Ama giderlerse zaten arkada bekleyen bir iz var. Harita kontrolünü şu anda sağlayan bir SMB mevcut. Yani ortada kimse yok BBL'de. Herkes B tarafında ve 4B savunması şimdi mevcut. Atılan bir keşif oku. BBL B'ye gidiyor.
DDL D'ye gidiyor. B'de 4 kişilik bir savunma var senin de söylediğin gibi. Ya burada problem yaşama ihtimalleri biraz yüksek şimdi. Duvar kurulacak, duvarın üzerine kurulmaya çalışılacak ama Power'a çok fazla hasar geldi. Power 15 canlı kaldı burada, hala Spiker oturabilmiş değil burada. DDL de son artık 15 saniye kaldı. Burada çok fazla vakti kalmadı, hızlandırmaları lazım. 14. Zisto skoru buldu. İmkansızı doğru gidiyor. Aslan'dan gelen bir skor var. Zisto 3. skoru buluyor. Zisto 4'ü ararken Aslan'dan gelen skor. Son 5 saniye artık. Yapabilecek çok bir şey yok. Aslan skorları buluyor ama Türko hiç oralı, orayla alakası yok. Hiç oralı değil. 11-10'a geliyor. Easy Drone'a kendini göstermeyecek. Glove kıracak bunu. Çıkmaya çalışıyorlar. Glove kıramadı yalnız. Bu yalnız Glove kıramadı. Ne oluyor Gülşin burada? Easy'nin değeri açığa çıkıyor. Easy kaçabilecek mi? Smoke'lar var. Gülşin'in hamle yaptı ama Zisto. Bugün kurtarıcı Melek Zisto. Ya facia olabilirdi şu ana kadar. 4v4 hala BBL ekibi için avantaj var. Ya Glove düştükten Power sonra açısı. Gerçekten oradan çıkabilmesi büyük bir avantaj. Burada işaretlenmiyor. Yalnız Paro ultisini kullandı. Şimdi wallbang denemeleri geldi Zisto'dan. Zisto Easy'de skoru bulamıyor. 5'e 4 oynamak zorundalar burayı ama yine çok sıkıştılar Sarı'nın oraya. Lurk'te yine bir oyuncuları yok. Bu büyük problem. Lurk'te kimseyi kullanamıyorlar. Şu an için BBL tarafı sürekli olarak burada sıkışıp buradan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar. Power'da hala bir duvar mevcut. Bu spike kurulumu gerçekleşebilir. Aslan'ın ultisi var. Aktif etmek isterse. Oynar mı bilmiyorum. Kuşner. Turko'ya silahını atıp ultisiyle oynayabilir. Aslan'ın şimdi ultisi açıldı. Kuşner. Sarının üzerine çıkmıştı, şimdi aşağıya atlamak zorunda kalıyor. Nano sürü kullanılmıştı, şimdi duvar kullanılacak. Yalnız Zisto'yu bulan burada Aslan. Aslan ikinci skoru arıyor ama Sidrex'ten güzel takas. Turko takım arkadaşının takasını aldı ve iki oyuncu ile birlikte Supremacy Blaze burada oynamak zorunda. Korumak tercih olacak, onlar tarafından korumayı tercih ediyorlar. Yine BBL ekibi bunu bilmiyorum kaçıncı kez yaptı dayı. Yani B'ye sürekli geliyor ve son saniyeye kadar B önünde sarı civarında bekleyip son 30 saniye hücumu başlatıyor. Round'u kazanıyor toplu fight'la. Popara süpürmasında yine onları site'de bekleyen oyuncu Zisto Viper perdesinin desteğini almaya çalışacak. Aslan çıkmaya çalışırken Zisto burada kill aldı belki ama Popara takas da başarılı ve bu tecrit yine kullanılamayacak. Yine Spectre'la hamle yapmaya çalışıyor Glove. Cashbook'u da geldi. Site'da sıkıştığını söyleyebiliriz. Bu Cashbook'u kırılmıyor. Glove gelecek buraya MDLL. Harika bir kill oldu. 3v4 MDLL'den son roundda bir başka vuruşta bir şok oku. Başarılı. Sidrex kill aldı belki ama 2v3 artık ve Q-Shiner. Ultiyi açıyor. Sidrex yakın. Yavaş yavaş. Easy'nin de katılmasını bekleyecek mi Sidrex? Hayır. Hamle yapmaya başladı. Önemli bir kill ama takas başarılı Turko. Bu takası aldı Easy. Artık 1v2'nin içerisinde rakiplerinin üzerine gitmeye çalışırken zıpladığın nerede olduğu net bir şekilde belli. Rifle almaya çalışacak. Hemen site'de bir oyuncu var. Çıkmaya çalışıyor Neste. Easy. Site altındaki oyuncu. Birazdan onu fark edecek mi Easy? İki oyuncunun farkında. Kuramadık. Fırsat kaçtı. BBL Esports.